Merhaba arkadaşlar, HP'nin 137-179 gibi modellerinde daha önce video yayınlamıştım. Sistem verisini okutup bize göndermeniz gerekiyor. Bunu da altta açıklama bölümünde link veriyorum. Oradan indirip sistemi okutabilirsiniz. Bu videoda sizlere anakart sökmeyi göstereceğim. Peki neden anakart sökmeniz gerekiyor? Bize göndermeniz gerekiyor. Bundan bahsedeyim. Bazı versiyonlarda yazılım oluyor. Onu da şu anda altta görüyorsunuz hangi versiyonlar olduğunu. Olmayanlar kırmızı, olanlar ise normal bir renkte. Eğer olmayanlar bu kırmızıdaysa sistem verisi okuttuğunuzda bu şekilde görüyorsunuz ekranda. Sistem verisi okuttuğunuzda böyle bir ekran çıkar. Bu ekranda sistem verisindeki versiyon numarası ve sırasıyla V3 falan diye yazar şu anda görüyorsunuz. Bu şekilde versiyonunda eğer yükseklik varsa, şu açıklamadaki olan versiyonun yüksekliği varsa, kırmızıysa bu demek oluyor ki yazılım olmuyor. Onlara yazılım yapamadığınız için bize göndermeniz gerekiyor ki anakarta yazılım yükleyebilirim. Biz anakarta yazılım yükledikten sonra test edip size tekrardan gönderiyoruz. Ama tabii ki bu biraz meşakkatli iş oluyor. Gelip gitmesi ve biraz daha zamana aşımına kaynaklanıyor. Ama siz yazılım versiyonu yüksek değilse yazılımı alıp yani yükleyebilirsiniz. Yine de bir Ubica web sitemizde üstte çıkacak e-yapımına ulaşıp da yazılımı alabilirsiniz. Şimdi sizin dilerseniz yazılımımızın anakartını nasıl yükleyeceğiz adım adım bakalım. Sevgili arkadaşlar, yazdığınızın anakart sökülmesi gerekiyorsa, SSL'ye girmesi gerekiyorsa yapacağınız tek şey anakartı nasıl sökeceğinizi adım adım göstermeye çalışacağım. Dikkatli izlerseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Ben video uzamasın diye vidaları söktüm. Size söktüğüm yerleri tek tek göstereceğim. Bizim için önemli olan ilk önce bu kapak. Bu kapağı şu şekilde indikten sonra şöyle kastırarak yuvasından, tırnaklarından, geçmeninden çıkarıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra üst kapağını kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Kapağını kaldırıyoruz. Şu şekilde. Burada görmüş olduğunuz yerde iki tane vida mevcut. Bu vidaları çıkarmanız gerekiyor. Ve şu alttan da iki tane vida mevcut. Bunları da çıkarmanız gerekiyor. İki vidayı çıkardıktan sonra yapacağınız tek şey şuradan ileri doğru çekmeniz olacak. Düz tonajda veya kontrol kalemimiz varsa şuradaki boşluktaki beyaz yere bastırarak şöyle alıyorsunuz. Daha sonra şöyle üstten ittirerek çıkarıyorsunuz. Bir burada, bir burada, bir iki tane de burada vidalar mevcut. Bunları sökmeniz gerekecek. Daha sonra yan tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Burada da yine, şurada da gördüğünüz yerde de vida mevcut. Bu vidayı da sökmeniz de gerekecek. Ben söktüğüm için şimdi sökmüyorum. Yapacağınız tek şey şuradan tırnağını kastırarak şöyle tutuyorsunuz. Üstten geçmeden şu şekilde kontrol kalemini aşağı bastırarak açtırıyorsunuz. Bu şekilde elinizi taktığınızda alttan şu şekilde buradan elinizi takarak kendinize doğru geçmelerini çıkarmanız gerekiyor. Biraz zor olduğu için ben şimdi tornavida takacağım. Bu şekilde. Bu şekilde çıkarıyorsunuz. Yine de altta da geçmeleri var. Şu şekilde görün. Şuradan geçmelerden geçtiği için zorlanır biraz. Evet, bu şekilde anakart bölümü burası arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken Wi-Fi kartını çıkarmanız olacaktır. Wi-Fi kartının tırnaklar var. Bu biraz zor olabilir ama aynı yerine getirdiğiniz zaman dikkatlice taktığınızda oturacaktır. Bunu da toplama videosunda göstereceğim. Bunu çıkarıyoruz bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane vidamız mevcut. Ama önce kabloları sökelim. Buradan tek tek kablolarını dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Bu şekilde söktüğümüzde bu kablo biraz zor çıkar. Buna dikkat edin. Koparmayın. Oynatırsanız biraz kolay çıkacaktır. Bu şekilde söktüğümüzden sonra kablolarımızı vida sökmemiz gerekecek. Kontrol kalemi veya yıldız tonajda varsa daha iyi olacaktır. Bazı kontrol kalemlerin uçları geniş olduğu için sökmekte zorlanabilirsiniz. Bu şekilde anakartı çıkarıyorsunuz. Evet, anakartımızı bu şekilde çıkarttık. Şurada kabloyu da tırnağını kaldırarak yukarı doğru kaldırdığınızda şu şekilde kablomuzu kolayca alabiliriz. Bu şekilde anakartımızı çıkarmış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde çıkarıp da düzgün bir şekilde kargolarsanız sorun olmayacaktır. Gönderdiğinizde gerekli yazılım yükleniyor çipine ve yazılım yükledikten sonra size geldiğinde tekrardan taktığınızda aynı şekilde video takma videosunu izleyip taktığınızda kolayca çalıştırabilirsiniz. Artık çip tonerinize çip takmanıza gerek kalmayacaktır. Sevgili arkadaşlar, anakartı bu şekilde sökmüş olursunuz. Yine dediğim gibi baştaki videoya dikkat edin.
Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan konuları lütfen aşağıya yorum olarak yazın ki cevaplayabilelim. Konuşansesi.com'dan iletişim önünden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sıradaki videoları izleyebilirsiniz. Ortayanın kanalıma abone olup da yeni videolarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bana destek vermeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeden gitmeyin diyorum. Hoşçakalın.